Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomun konusu nasıl İngilizce öğreniyorum. Daha doğrusu nasıl İngilizce öğrenmeye karar verdim. Bunun için size deneyimlerimi anlatmak istiyorum. Bu çekimi yapmak için de şu anda dışarıdayım. Hava çok güzel. Biraz daha değişik bir ortam olsun istedim. Öncelikle neden İngilizce? Yani YouTube'da görüyorsunuz ya da internette dolaştığınızda bir şekilde bazı şeyler hep karşınıza İngilizce olarak çıkıyor ve bir şeyler öğrenmek istiyorsanız da İngilizce öğrenmeniz gerekiyor. Zaten bunu söylemenin de çok manası yok herhalde. Dünya dili sonuç itibariyle global bir din. İlk olarak yaptığım işlerden dolayı yeni şeyler öğrenmek isterken karşıma hep İngilizce metinler ve İngilizce anlatımlar çıktığından dolayı İngilizce öğrenmeye karar verdim ama ne yapacağımı bilmiyordum. Kursları araştırdığımda da kurslar dehşet para ve birkaç deneyimim oldu, onları da anlatacağım size. Hiç de başarılı değiller. Türkiye'deki kursları çok beğendiğimi söyleyemem açıkçası. Sonra internette nasıl İngilizce öğrenirim diye araştırma yaparken ben Özkan Çelen diye birisini buldum. Kendisinin YouTube kanalı var. Çok da tavsiye ediyorum. Çok güzel anlatıyor. Kendi derslerini videolara çekmiş, derslerini kur kur anlatıyor. Gerçekten çok başarılı ve herkesin öğrenebileceği nitelikte bir kişi ve bunları ücretsiz sadece insanların İngilizce öğrenmesi için yapan birisi. Ben çok faydalandım, çok güzel şeyler öğrendim. Sonrasında da belli bir süre sonra aynı kişiyle takip etmek sıkıcı olabiliyor. O yüzden değişik birkaç kişi daha bulmak gerekiyor. Onların da linkini atacağım. Çok güzel kısa videoları yapan bir arkadaş var YouTube'da yine. 2,5 dakika, 3 dakika ve 5 dakikalık videoları var. Kalıpları öğretiyor. Nasıl konuşulur, nasıl pronans yapılır. Bu tarz bilgileri veren bir kanal. Hatta iki kanal. Onların da linkini açıklama kısmına bırakacağım. Oradan görebilirsiniz. Tabii sonra yavaş yavaş şimdi kitap okumaya başladım. Anlıyorum. Kitapta neler yazıyor biliyorsun. Bir şekilde yavaş yavaş İngilizce adapte olmaya başlıyorsun ama konuşmak başka bir şey ya da anlamak başka bir şey. Birisiyle iletişime geçmek konusunda çok sıkıntılar yaşıyorsun. Yani Türkiye'desin ve etrafında İngilizce konuşacak kimse yok. Nasıl bir pratik yapacaksın? Bunu da araştırdım. Ne yapabilirim? Yani ya yabancı öğretmenlerle çalışman gerekiyor. Kurslarda yabancı öğretmenler olunca dünyanın parasını alıyorlar. Kur başına 2000 lira, 3000 lira gibi fiyatlardan bahsediyorlar ki büyük meblağlar bunlar. Yine internette sağ olsun internet bir site buldum. SpeechYard diye. Onun da linkini atacağım. Hatta görüntülerini de şu anda ekranda görebilirsiniz. Ekleyebilirsem onun linkini de ekleyeceğim ve görüntülerini ekleyeceğim. Burada şey yapıyorsunuz, üye oluyorsunuz bu siteye. Sonra chatting sayfası var. Oradan dünyanın değişik memleketlerinden insanlarla chatting yapıyorsunuz. Eğer yaptığınız, konuştuğunuz kişiyle samimiyetiniz yükselirse ve güveniyorsanız WhatsApp'tan iletişime geçiyorsunuz. Hatta Skype'dan yüz yüze speaking bile yapabiliyorsunuz. Benim oradan kazandığım 4-5 arkadaşım var. Hatta bana videolarını atacaklar. Kendileri hakkında nasıl tanıştığımız ya da neler yaptığına dair videolar istemiştim. Arkadaşlarımı da size tanıştırmak istiyorum. Büyük ihtimalle şu anda tek tek şu köşede kendilerini göreceksiniz. Çok keyifli anlar yaşadık ve çok da güzel anlar oldu. Çoğu arkadaşım da Türkiye'ye geldiğinde onları gezdirdim. Arka taraftan şu anda bir efekt yapılıyor. Türkiye'ye geldiler ve Türkiye'de onları gezdirdim. Türkçe bilmiyorlar. Ben İngilizce yeni öğreniyorum. Yeni bir takım iletişime geçmişim falan. İlk başlarda mesela 15 dakika çok kendimi kötü hissettim konuşurken. İletişim nasıl kuracağız falan. Ondan sonrasında bütün o öğrendiğiniz her şey akıveriyor resmen. Bütün gün İngilizce konuştum. Çok da güzel zaman geçirmiştim. O yüzden tavsiye ediyorum. İsterseniz şimdi kısaca arkadaşlarımı size tanıtayım. Ondan sonra devam edelim. Evet, şimdi bakalım kim geliyor? Kim geliyor? Ben. Geldim. Ne yapıyoruz? Gelemedim. Şu anda senin olduğun yerde aslında bir kare olması lazımdı. Aa, ben evet. Geldim ama. Neyse artık o kareyi şuraya bir yere ya da şöyle bir yere senden sonra. Ben mi geldim? Şimdi git sonra gel. Geldim, ne yapıyorsun? İşte İngilizce deneyimlerimi anlatıyorum arkadaşlara. Şu anda da büyük ihtimalle montaj ve edit yapabilirsem
Arkadaşlarımın bana gönderdiği İngilizce videoları göstereceğim. Ha. Artı bir sonraki videomda da büyük ihtimalle İngilizce çekmeyi düşünüyorum ama yani şunu da söyleyeyim, çok da böyle kasmayın arkadaşlar. Yani İngilizcem kötü diye düşünmeyin. Allah ne verdiyse konuşun. Yani çok şey yapmayın. Sonuçta bu bizim ana dilimiz değil. İnsanlar da bunun farkında. Senin ana dilin olmadığına göre çok iyi konuşabiliyor olman da mantıklı değil. Özgüven çok önemli. Kelime dağarcığı önemli. Yani bol bol kelime öğrenin ve bir şekilde pratik yapmaya çalışın. Bu bahsettiğim internet sitesinden arkadaş bulabilirsiniz. Gün içerisinde devamlı şekilde İngilizce ile muhatap olduğunuz takdirde daha çok bir şey öğreniyorsunuz, daha çabuk algılıyorsunuz. Bu da önemli bir durum. Yani WhatsApp'tan her gün birisine işte good morning, how are you, how is going on ya da what are you doing dediğinde, karşı cevap verdiğinde ve sen de ona karşı cevap verdiğinde otomatikman bir... Evet, nerede kalmıştık? Biraz önce şarjım bitti. Şarjımı değiştirmem gerekti. Video çeken arkadaşlara da buradan söyleyeyim. Yedek şarjsız bir yere çıkmayın ya da yedek kartsız bir yere çıkmayın. Neyse, nerede kalmıştık? Speaking yapma konusunda. Şimdi speaking yapma konusu gerçekten biraz problem. Yani Türkiye'deki yabancı bulmanız zor ya da bulduğunuz kişiler 3-5 kelime sonra mevzu bitiyor ve ayrılıyorsunuz. Yani adres sorsa adresi anlatıyorsunuz. Nereye gitmek istediğini söylüyorsunuz, gönderiyorsunuz ve gidiyor. Bunun için ben SpeechChart'ı kullandım. SpeechChart bana çok faydalı oldu. Orada tanıştığım insanlar, mesela Brezilya'dan arkadaşlarım var, işte Fas'tan var, Belçika'dan var, Finlandiya'dan var, Mısır'dan var. Yani dünyanın değişik ülkelerinden, Venezuela'dan var. Dünyanın değişik ülkelerinden arkadaşlarım var ve hepsiyle de belli aralıklarla, saat farkına bağlı olarak, çünkü bazen 6 saat zaman farkı oluyor, konuşuyoruz, speaking yapıyoruz, Skype'tan görüntülü görüşüyoruz, WhatsApp'tan sesli mesajlarla görüşüyoruz ve sesli mesaj da çok güzel çünkü sesinizi kaydedip gönderdikten sonra tekrar dinlediğinizde nerede yanlış yaptığınızı anlayabiliyorsunuz. Sonraki kurduğunuz cümlelerde daha kolay ve daha yapıcı bir cümle kuruyorsunuz. Kendi kendinizi check ediyorsunuz aslında. İlk başlarda ben de çok tedirgindim. Konuşabilir miyim? Yani yanımda İngilizce bilen birisi varken hayatta konuşmuyordum. Yani bilsem de hiçbir şey söylemiyordum. Bilmiyorum İngilizce diye söylüyordum. Sonrasında baktım ki yani herkes sonuçta bilmiyor ve belli bir zamandan sonra öğrenip İngilizce konuşmaya başlıyorlar ve kimsenin de umurunda değil aslında. Biz biraz Türkler olarak kendimize gülmek ya da nasıl diyeyim, çok hazmedemiyoruz galiba bazı şeyleri. Yani yanlış yaparım, insanlar güler, kötü duruma düşeriz gibi düşünüyoruz ama yani Fransız birisi geldiğinde çat pat İngilizce konuştuğunda yani aksanından bile belli Fransız olduğu, hiçbir zaman kendini kötü hissetmiyor. Yanlış bir şey kursa da, yanlış bir cümle söylese de düzeltiyor. Yani biz de o şekilde özgüvenli olmak lazım belki de. Yani ben şu anda mesela kendimi çok özgüvenli olarak hissediyorum ama bazen yine o şey kısmı geliyor, konuşurken yanlış bir şey mi söyledim ya da işte şimdi beni dalga mı geçecekler, gülecekler mi ya da yanımdaki kişi çok iyi biliyorsa bunu kullanmasa mıydım, bunu söylemese miydim gibi içimden de şeyler geçiyor ama artık çok da umurumda değil açıkçası yani. Siz kendinize güvenin, İngilizce öğrenmek istiyorsanız düzenli çalışın. Yani günde belki yarım saat, belki 20 dakika bile ayırsanız kendinize çok faydalı şeyler olur, çok da başarılı olursunuz. Bir sürü materyal var. Özellikle YouTube bu konuda çok başarılı. Yani her şeyi bulabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi iletişim ve speaking konusunda muhakkak bir arkadaş edinmeniz gerekiyor. Çünkü çok farklı kullanımlar oluyor. Yani öğrendiğiniz İngilizce ile gerçek yaşantıdaki İngilizce arasında da fark var. Benim bir İngiltere'den konuştuğum birisi var. Yani onun konuştuğu şeylerle benim öğrendiğim şeyler arasında bile fark var. O yüzden yaşayan birileriyle konuşmak, canlı canlı sohbet etmek çok daha yapıcı olur. Bir şey yapmayın, korkmayın yani. Merhaba merhaba deseniz bile ilk adım ilk adımdır. Ondan sonrası bir şekilde geliyor. Özgüveninizi kaybetmeyin. Size vereceğim linkler var aşağıda. Hatta şu anda bu sohbetin videomu seyrederken belki de şu tarafta arkadaşlarımın bana attığı videoları göreceksiniz. İngilizce mesajlar istemiştim kendilerinden. Çünkü sonuçta size benim arkadaşlarım var, böyle yapıyorum, şöyle yapıyorum diyorum ama gerçekte bu insanlar var mı? Onları göstermek istedim.
Hatta birkaç tanesini şimdi görebilirsiniz. Mesela ilk başta bir Suriyeli bir arkadaşım var. Belçika'da yaşıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Bir Mısırlı arkadaşım var. Finlandiya ve Almanya'da yüksek lisans yapıyor. Bir arkadaşım daha Suudi Arabistan'dan. Ona videosunu göndermedi. Eğer, bu da Türkiye'den bir arkadaşım. O videosunu daha göndermedi. Eğer bu video yayınlayana kadar yetiştirirse onu da buraya bırakacağım. Görürsünüz. İsterseniz onların bana neler söylediğini bir bakalım. Ben de bu arada biraz güneşleneyim siz onları dinlerken. Hello everyone. Hello my friend Johan. First, let me introduce myself. My name is Khabar Çekerci. I came from Syria and I live in Saudi Arabia. My friend Johan chose me to represent the Arabian tongue, speaking in English, and he wrote me this. So I will say it. And I will record this video for English learning purpose. My friend Johan, who's Turkish, want to show the difference in accents in many countries, and he chooses me to represent the Arabian tongue. At the end of this record, I wish that he make it correct way, serving the purpose of this project. Thank you. Hey, I'm Abed Zalat and I'm Syrian. I have been living in Belgium since 2016. I work and I study the Faculty of Business. When I left my mother country, I couldn't speak English, but here I built my knowledge about this language. I learned a lot of vocabularies and grammar. Today I think my language has improved. My English has improved because I talk with a lot of friends like Johan, and I have a lot of friends who are native speakers. I think English is not difficult because when I like to learn, I think my journey in learning English will be easy. Bye bye. Hello, brother. How are you? I'm Omar from Egypt. I'm studying a master in construction and real estate in Germany, in Berlin, and also in its joint degree between Berlin and Helsinki in Finland. I love Turkey so much, and I'm looking forward to visit Turkey and especially Istanbul. And meet you there, it would be very nice. Bye bye. Evet, sanırım size faydalı bir video olmuştur. Arkadaşlarımı da size tanıştırdım. Bundan sonraki videolarımda görüşmek üzere. Eğer videomu beğenirseniz likelamayı ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Ve istediğiniz konularda da videom hakkında yorumlar da yapabilirsiniz. Aşağıda yorum kısmına yorumlarınızı bırakırsanız çok sevinirim. Çünkü yakında kitaplar hakkında da birkaç video çekmek istiyorum. Size önereceğim bazı kitaplar olacak. Onları da merak ediyorsanız takipte kalın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. İngilizceden vazgeçmeyin arkadaşlar.